Hazır mısın canım? Hazırım şekerim. Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı canlı yayındayız. Bugün Instagram'da canlı yayınımız yok maalesef. Çünkü bu sefer de Reşit'e tatile gitti. Bir tek ben gidemedim Aa. gördüğünüz gibi. Yani öbür hafta Uğur bizi terk etmişti. Bu hafta da Reşit'ciğim bizi terk etti. Elbet bir gün ben de tatile çıkarım diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. Dua edin bana. Evet, bugün YouTube'da canlı yayınımız. Herkesi YouTube'a bekliyoruz tabii ki. Bugün ne dikeceğiz? Bugün arkadaşlar vuvuzela kumaştan, yine çok güzel vuvuzela kumaşlarımızdan, KRK kodlu vuvuzela kumaşlarımızdan yazlık halter yaka dediğimiz, yani buradan ip bağlamalı, askılı, upuzun, tam böyle yazlık bir elbise dikiyoruz. Başlayalım. Sizler de sorularınızı sormaya başlayın arkadaşlar. Denedim, çok güzel oldu. Çok basit bir kesimle gerçekten çok güzel bir elbise olacak arkadaşlar. Bunu sözünü verebilirim. Evet. Benim 3 metre kumaşım var. Uzun bir elbise yapacağım için. Üç metre kumaşımı şöyle katlıyorum. Önce boyuna katlıyorum arkadaşlar. Bakıyorum yönü var mı kumaşımın? Evet, yönü var. Kuşlar var ama yok. Altlı üstü mü kuşlar? Şu bilmem de hocam, kumaş çok güzel. Kumaş harika. Şöyle yönü var arkadaşlar. Kuşların yönüne göre. O yüzden. Evet. Bakayım. Yok, ters düzmüş aslında kuşlarımız. Şöyle ben bunu bir ortadan böleceğim. Önce ortadan. Yönü var çünkü kumaşımın. Yani kuşlar aşağı doğru bakıyor. Ters düz olmaması adına kumaşımı önce bir ortadan bölüyorum. Evet, sonunda Uğur Reşide ile kovdu. Hocam boyalı da Mekan bir tek ona kaldı gördüğünüz gibi. yine geliyorlar. Ya çok ayıp gelmesin yani. Bak Reşit'e bağlanır şimdi, haberin olsun. Evet, ikiye böldüm arkadaşlar. Kuşların yönüne göre. Çiçeklerde değil de üzerindeki kuşlar var. Hemen şöyle. Evet. İkiye katlıyorum kumaşımı. Evet, bunu ikiye katladım. Diğerini de hemen ikiye katlıyorum. Yönümüze dikkat edelim. Evet. Evet, bunu da katlıyorum. Dört kat yapacağım yani kumaşımı. Amacım o. Son 5 dakikadır verdiğim savaş bu yüzden. Şöyle üst üste veriyorum arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi ilk yapmam gereken nedir? Benim şu anda çalışacağım elbise 38, 40, 42 bedene kadar rahatlıkla olabilecek bir ölçü vereceğim. Siz daha büyük bedenlerde her beden için 2 santim genişletebilirsiniz verdiğim ölçülerden. Hemen şöyle düz çizgimi alıyorum, bir çalışma çizgisi. Buraya 4 kat kumaşım. Unutmayın bunu. 30 santim veriyorum. Santim kol evim, üstten kıvırma payı vereceğim için arkadaşlar, üstten kıvırma payı vereceğim için kol evimi 25 santim yapıyorum. 24 santim yapıyorum şöyle. Burayı da 30 santim veriyorum.
Pardon. Burayı 35 santim veriyorum kol evine. Ve şöyle hafif oval bir çizgiyle kol evimizi 24 santim yaptık. Göğüs genişliğimizi 35 santim yaptık. Ve şimdi boy ölçümü alıyorum. 1,40 yapacağım boyunu. Dediğim gibi uzun bir elbise düşünüyorum. Uzun bir elbise yapacağız. Hemen şöyle birkaç iğne takayım. Çünkü aşağıya doğru çekeceğim. Evet, boyunu almak için. Evet, 1,40. Kıvırma payı da içinde. Hemen oradan da düzümü alıyorum. Ve koltuk altı itibariyle önce şöyle çaprazlama, verevine dediğimiz, gelişine dediğimiz bu şekilde iniyorum arkadaşlar, açarak. Geniş bir açı yapacağım. Uzun bir elbise olacak. Kenarlarına isterseniz yırtmaç da koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde açarak ilerledim. Şuranın düzünü de aldım. Alabiliyorsun değil mi Uğur? Evet. Sonra burayı şöyle 7-8 santim kadar yukarı çıkıyorum. Eteğimin ortası itibariyle bakın şöyle yuvarlıyorum. Etek açıklığım ne kadar oldu? Hemen onu da söyleyeyim. 60 santim arkadaşlar. Net geldi. Zaten genelde böyle açılır. Ve bakın burası da gördüğünüz gibi şöyle düzinli ya. Buradan isterseniz bel hizasından şöyle hafif içeri girebilirsiniz. Hani üst tarafım biraz daha otursun diye. Ve şu an benim çizimim bitti. Hemen kesmeye başlıyorum. Önce buradan keseyim de yukarıyı çekeyim. Altta kıvırma payı da var. Dikiş payı vermeden kesiyorum. Şuraya da bir çıt atıyorum. Evet. Sorularınız varsa alalım arkadaşlar. Seni protesto mu ediyorlar yoksa Uğur? Bilmem olabilir. Hı? Reşliği kovdun diye sana soru sormuyorlar mı yoksa? Evet arkadaşlar kesimin bakın bu şekilde. Hemen şu iğneleri çıkartayım. Önden yaklaşık bir 60 santim kadar bir açıklık veriyorum. Pardon 60 değil çok affedersiniz. 17 santim. Arkadan da aynı açıklığı vereceğim. Pencereli yapacağım ve gerçekten hoş, efil efil tam bir yazlık elbise olacak. Siz tabii ki bunu daha az da tutabilirsiniz. Evet. Bunun bir katını açıyorum. Bir katı arka, bir katı ön. Ve şuradan 3 santim kadar içeri girerek verevine şu şekilde yakada sıfırlayacak şekilde bir ön yaka oyuntusu veriyorum arkadaşlar. Şu anda kesimim hazır. Hemen ipliklerimi hazırlayacağım. Cetvelimi alıyorum. Dört santim genişliğinde bir yapacağım bunları arkadaşlar. Zaten dört kat kumaşım.
Hemen şuradan kesiyorum. Şöyle iki tane uzun bir yem oldu. Ayırıyorum. Ön pervazım için de şöyle bir kesinti yapıyorum. Kumaşımızın kodu KRK çift 0349. Kumaş muhteşem arkadaşlar. Bunu belirteyim. Kumaşfırsatı.com adresimizden KRK çift 0349 yazdıktan sonra bu kumaşa ulaşabilirsiniz. Evet, kesimim bitti. Hocam tebrik ederim. Uğurcuğum, teşekkür ederim canım benim. Evet, hemen şunları atıyorum o tarafa. Makinalarımı alıyorum. Bir makasım da vardı benim. Nerede acaba o? Ya Acaba Uğur benim işimi sabote etmek için hayır benim estağfurullah, eşyalarımı şeyler yapmayacağım. kaybediyor falan Burada hocam hemen olabilir mi? görebilirim ben. He, Olabilir tamam o makinesinin zaman. Bakın arkasında. hemen buldu, gördünüz mü? İftira atınca İftira atınca hemen buldu. Allah'ım, ben de piyasaya uyup kötü bir insan Hocam mı B'ye düz mü olmaya kestiniz? B'ye başladım? değil mi demişler? Neyi? Düz B'ye, düz düz kestim. evet, B'ye düz kesilmiş. Evet, düz kestim arkadaşlar. Merhaba, kurs açmayı düşünüyor musunuz? Ne yapmayı? Kurs açmayı düşünüyor musunuz? Kurslarımız zaten var arkadaşlar. Kurslarımız hiç bitmedi ki bizim. Kurslarımız hep var. Benimle iletişime geçin arkadaşlar. Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. İlk yapmamız gereken, tabii ki buna cep de koysak çok daha güzel olur. Benim hani vaktimiz kısıtlı olduğu için cep koymadım ama siz koyun lütfen. Küçük parçamın birini alıyorum. Önce buraya yapacağım. Bakın şu şekilde. Düzüne bakar şekilde. Düzü düzüne bakar vaziyette. Hemen şuradan bir düz dikiş geçiyorum. Evet. Sonra da böyle çeviriyorum ve buradan düz dikmeye devam ediyorum. Siyah makasını uzatır mısın yavrum? Ne hocam? Siyah makas. Şu mu? Evet. Şu şekilde kıvırıyorum. Ve bir daha kıvırıyorum. Orta kısmına da bir çıt atıyorum, birkaç tane. Rahat çevirebilmek için. Bakın düzüne denk gelmiş. Bakayım. Evet, düzüne dikmişim Uğur. Yani tersine de dikebilir.
Dış bir yağ olmuş oldu. Hiç önemli değil. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde yakam. Şöyle hemen yine tersinden katlıyorum. Evet değil mi Uğur ya? Burası düzü. Evet. Katlıyorum böyle arkadaşlar. Bakın iki kat yapıyorum. Burayı yuvarlak da bırakabilirsiniz. Üçgen de yapabilirsiniz. Şu ucunu şu şekilde çapraz olarak bir dikiş atıyorum. Bakın. Ütüyü de vurduğunuzda tertemiz. V'miz yani şöyle toplayacağız tabii ki bunu. Burada sadece bu açıklık gibi görünecek. En azından bir hareket olmuş oluyor elbisede. Burası ön tarafım. Ön tarafıma dikkat edeyim. Düzünden yapayım. Tersine doğru katlayayım yani. Bunlar biyelerim. Küçüğü nerede? Burada. Evet. Düzü bana bakıyor. Biyemin de düzü düzüne bakıyor arkadaşlar. Şu şekilde hemen bir düz dikişimi atıyorum. Wire kumaş ama inanılmaz yumuşak. Harika bir dokusu var. Çok belli oluyor hocam. Yani gerçekten harika bir dokusu var arkadaşlar. Ve kumaşımız şu anda %37 indirimli. Kaç para yani? 60 TL. İnanılmaz. İnanılmaz, ben size söyleyeyim. Yani şu kumaşa o fiyat gerçekten inanılmaz. Çünkü benim hani böyle söylememe gerek yok. Sizler zaten bakıyorsunuz kumaş fiyatlarına. Şu kalitede bir kumaşın gerçekten piyasada fiyatının ne kadar olduğunu benden iyi biliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ben bilmiyorum çünkü başka yerden alışveriş yapmıyorum. Ama sizler iyi biliyorsunuz. Bakın çıtlarımı attıktan sonra burasını böyle dümdüz dikiyorum. Ama şuradaki potluğum oluşmasın diye burayı dikerken yavaş yavaş elimle kaydıra kaydıra şöyle bakın açı açı yani şuradaki düzgü oluşmasın diye burayı yavaş yavaş elimle kumaşımı çevire çevire dikiyorum. Şöyle bakın. Şimdi şurayı diktim. Sonra burayı düzelttim. Sonra burayı. Ve orayı düz olarak geçmiş oldum. O yüzden hep yavaş hareket ettirin bakın. Şöyle katlıyorum. Evet. Evet, V'lerim hazır benim şu anda. Şimdi iki bedeni birbirine dikiyorum. Çok kısa sürecek sanırım hocam. Evet, tabii ki çok basit bir elbise. Düzü bana bakıyor. Diğer parçamında düzü düzüne bakar vaziyette. Üst üste verip omuzlardan dikmiyorum tabii ki Ne yapıyorsunuz arkadaşlar. hocam?
Hani her zaman önce omuzlardan dikiyoruz ya. Kollardan mı dikiyorsun? Bedeni dikiyoruz arkadaşlar. Önce bedenini Sebebi nedir dikiyoruz. hocam? Çünkü yakası açık olacak, kollar açık olacak, yakası açık olacak. Omuz yok yani bu elbisede. Sebebi o. Aynen. Çok açıklayıcı. Çok açıklayıcı ve açık bir elbise Teşekkürler. oldu. Hemen. Kullanımlar da alalım arkadaşlar şimdi. Kısa sürecek. Aklınızda bir şey kaldıysa Ve birazdan bugün yönlendirelim. YouTube videosu çekeceğiz Uğur'la ayrıca. YouTube videomuzda da şöyle bir de yırtmaç bırakacağım ben bunu Bırakın hocam, arkadaşlar. yapmaz olsun. Bırakayım değil mi ya? Biraz daha aktif olsun. Uğur sen benimle dalga mı geçiyorsun yani şu anda? Hocam Bakın biz bu bak. hafta Laf söylüyor bana bakın bakın bakın. Şuraya kadar yeterli. Cuma günü hangi videomuz yayında olacak hocam? Bugün yine vual kareli bir kumaşımız var bizim arkadaşlar. Bu ekoseli dediğimiz kumaşlar var ya. Kumaşı da göstereyim. Sabah dikemedik, yetiştiremedik. Yoksa normalde gösteriyorum biliyorsunuz. Bakın şu. Cuma günü bununla ilgili bir dikilecek yoksa bir çektiğimiz bir video vardı. Onunla ilgili bir. Cuma onu yayınlamadın mı Yok henüz? daha. Etek Pembe pantolonu. etek pantolon harici bir de Aa pembe. evet. Bunu haftaya o zaman yayınlayacağız. Bugün çekeceğiz de. Şey, Hiç fark etmez yani bunu çekip bunu yavru yayın ağzı getiririz. böyle çok soft yavru ağzı bir renkte bir elbise diktik geçen hafta. Yayınladım da ben hatta görmüşsünüzdür. Yine vual kumaşlarımızdan KRK kodlu vual kumaşlarımızdan askılı ama gerçekten çok cici bir elbise oldu. Ben de hatta onunla böyle kelebek kelebek pozlar verdim. Uğur dedi ki abla ne yapıyorsun? Sıkıldım artık dedim sabit poz vermekten. Yani ne yapabilirim dedim. Şey, bu elbisemizi yayınlıyoruz. Uğur kenara çıkartsın hemen. Var mı öyle bir iş? Teknoloji. Nasıl bir şey hocam? Orada kenarda göstermek için. Şöyle bir şey yaparız. Ben kendi YouTube telefonumdan izleyicilerimizle. görüntüsünü Öyle bir gösterebilirim. göster. Elbise çok güzel oldu. Yine vual Tabii ki kumaşlarımızdan. öyle. Sanırım o da yine indirimde olan kumaşlarımızdan biri. Ben onu yayınladı diye düşünüyordum Uğur'un. Öyle bir teknoloji de var tabii ki de ama şu an tam Tamam. ayarlı olmadığı Hemen için göstersin. şöyle göstereyim. Elbisemiz bu cuma yayında. Geçen hafta cuma günü ne yayınlandı? Etek pantolonumuz yayınlandı arkadaşlar. Çok güzel, çok farklı bir yöntemle, çok pratik bir etek pantolon diktik. Çok güzel oldu haliyle. Onu yayınladık. Ve aerobin kumaşlarımızdan diktik. Aerobin her şeye yakışıyor biliyorsunuz. Hocamız düz dikişle bütün etrafını dikiyor şu an. Evet, diktim. Yırtmaç bıraktım. Siz bırakmak zorunda değilsiniz. Eteğin açıklığı yırtmaçsız olarak da giyilebilecek kadar açık. Yani etek altının açıklığı. Ben şimdi kenarlarını overlock çekiyorum. Yırtmaç kısmını overlock çekeceğim. Altını overlock çekeceğim. Kollarını overlock çekeceğim. Ve yakalarını overlock çekeceğim. Bu arada Çekin siz hocam. de sorularınızı sorun. Teşekkür ederim Uğurcuğum izin verdiğin için. Hocam Ya bir de böyle bir ukalalığı var. Ben şart var ya anlamıyorum ki senin yani. ömrünü hep böyle çekmekten geçmek. Çek Mustafa çek diyorsun yani. Aynen öyle. Ve böyle de değişik lafları var Oluyor Uğur'un. arada oluyor öyle Ya şeyler işte. hep oluyor. Bakın arada olduğuna dediğine inanmayın. Hocam zaman nasıl geçecek Hep gülmeden? böyle değişik değişik lafları var Uğur'un. Ya Uğur ya. Hala gülüyorsunuz hocam. Evet. Ya buna pervaz falan dönmeyeceğim arkadaşlar. En pratik şekilde gösteriyorum size. İsterseniz kollarına da biye geçebilirsiniz. Aynen yakaya geçtiğimiz şekilde kollarını da biye ile kapatabilirsiniz.
Vaktimizin olduğunu bilseydim Uğur cepte koyardık. Geçti artık. Ya Siz cepte koyun arkadaşlar. Güzel duruyor. buzlu olmak benim elimde değil hocam. Siz Evet. olursunuz. Ceple ilgili birçok videomuz var. İşte Çok cep nasıl fazla. yapılır? Evet. Türkiye'nin çeşitlerini yaptık zaten. Onunla ilgili Santimi. videolarımız da var. Koltuk altından itibaren 25 santim aşağıdan cebi yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Önce hemen bir şu bıraktığım yırtmaç kısımlarını şöyle açarak hafifçe overlock'unu çekiyorum. Arkadaşlar siz de sülfüyle çekiyorsunuz overlock'unuz yoksa. Üzerinizdeki elbiseyi siz mi diktiniz, Evet. kumaşından var mı? Evet. Yani ben diktim. Buradaki kumaşlardan diktim. Olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Yani. Şu an ben de üzerindeki kumaşa Bu da yine baktım bizim ama vuayl kumaşlarımızdan. ben yine bir araştırayım Özlem Evet, Hanım. sen bir bak canım. Size buradan linkini paylaşabilirim. Buradaki kumaşlardan da. Merhaba, tesettür elbise dikiş videosuna gelir mi acaba? Ne? Tesettürle ilgili bir dikiş videosu gelir mi hocam? Arkadaşlar, YouTube sayfamızda onlarca tesettür elbisesi videomuz var. Yani bir iki tane de demiyorum. Bakın onlarca, onlarca tesettür elbise videomuz var. Hatta daha geçen çarşamba bir tane tesettür bluzu diktik. Tesettürlerin de giyebileceği tarzda bir tunik diktik. Bütün canlı yayınlarımız kaydediliyor. Onun haricinde normal videolarımız da var. Bütün videolarımız YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bütün videolarımızdan haberdar olalım. Robadan elbise, düğmeli, kloş, balon kollu. Bunların hepsi tesettür videosu arkadaşlar. Ya ben ayırmıyorum yani. Açık olan insan da kışın uzun elbise giyiyor, kapalı kollu elbise giyiyor, kapalı yaka elbise giyiyor. Ve videolarımızın bu kadar uzun olmasının nedeni o aralarda sizlere verdiğimiz bilgiler. Yani çok değerli soru cevap şeklinde olduğu için bize sorular geliyor. Biz onlara göre bilgiler veriyoruz. Bence işinize yarayacak çok 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 detaylı bilgiler var o videolarda. Yani vaktiniz olursa lütfen videoları detaylı seyredin. Emin olun o bilgilerden faydalanacaksınız. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bunun da altını çektikten sonra overlock'la işim bitiyor. Çok teşekkür ederim. Makine bilen biri değilim ama makine alır almaz dikime başladım demiş. Ne kadar güzel. Çok. Çok Gerçekten ya inanılmaz. Ben sana söyleyeyim. yani makine alıp belki 2 ay 3 ay sonra bu işi ticarete döken kişiler Evet. var. Gerçekten Evet. inanılmaz ya. Ve bu bizim videolarımız sayesinde oluyor diyeceğim artık. Yani o kadarını da diyeyim artık. Tabii ki hocam yani Bu da sizin hakkım bilgileriniz yani değil mi arkadaşlar? kesinlikle. Ama bu kesinlikle ego değil. O kadar mutlu oluyorum ki inanamazsınız. Belki canlı yayında işte bunları duyduğum anda yüzümün şeklinden samimiyetime inanıyorsanız ne kadar mutlu olduğumu da anladığınızı düşünüyorum ben. İnanılmaz keyif veriyor bana. Zaten keyif vermese daha fazla, daha fazla, daha fazla bilgi vereyim, şunu yapayım,
Bunu yapayım diye herhalde çabalamam diye düşünüyorum. Şuraya da overlock'umu çekeyim. O kadar çok overlock çektim ki burayı unutmuşum Uğur ya. Overlock olmayanlar sülfüle çekecek arkadaşlar. Yapmak zorunda mıyız? Evet. Yani boş bırakmayalım lütfen kumaş kenarlarını öyle. Sülfüleyle güzelce temizleyelim. Yani fıstık gibi bir elbise dikip böyle kenarlarını boş boş böyle sallandırmayalım. Evet, yırtmaç bıraktığım kısmı overlock'unu çektim zaten görüyorsunuz. Hemen şöyle kıvırıp dikiyorum. Overlock çekmiyorsanız buralarını şöyle de kıvırabilirsiniz. Bakın. Şöyle incecik. Şu şekilde. Hiç overlock da görünmeyecektir. Allah razı olsun demişler. Sağ olun. Filiz Hocam merhaba, sizi çok seviyorum. Hiç kaçırmadan sürekli takip ediyorum. Bugün Teşekkür sesli ederim. bir sıkıntı var demişler ama ben şu an bir sıkıntı göremiyorum. Yani o Ve YouTube'da seste evet, zordu telefondan da yaz. kontrolümü yaptım. Şu anda Evet. sesle ilgili bir problem. YouTube'da ses sıkıntısı biraz zor ama Uğur çok dikkatli bu konularda. Başlamadan önce bayağı bir ses 1-2 provalar yapıyoruz. Bu diktiğiniz güzellikte takipçilerden birine hediye mi? Ya, Hayır, hediyemiz yok. eskiden böyle bir şey yapıyorduk ama Evet. şu an tabii ki Ya neredeyse 2 yıldır, iki yapmıyoruz. yıldır Evet, yapmıyoruz iki yıldır yani. yapmıyoruz. Şimdi değil, 2 yıldır yapmıyoruz. Haksızlık olduğunu düşünenler oluyor ve biz bunu yapmıyoruz tabii ki ama bizi de çok üzüyor. O yüzden böyle bir karar aldık. Evet. Şimdiden teşekkür ederiz. Hocam piyasada çok model makineler var ve haliyle kafa karıştırıyor. Ben kendim için kıyafet dikmek için alacağım bir öneriniz var mı? Hem uygun fiyatta hem sağlam olsun. Önerebilirim arkadaşlar. Paf alabilirsiniz. Evet, hemen diğer tarafı yapayım. Şu anda dikilen kumaşımızın kodu KRK çift 0349. KRK çift 0349. Arkadaşlar KRK kodlu vuallerimizi %100 öneriyorum. Ve şu anda hepsi kampanyada 50, 60, 70 lira civarı metreleri. Lütfen sitemizden inceleyin. Instagram'a çünkü hepsi konulmuyor. Konulamıyor tabii, böyle bir imkan yok. Sitemizden kumaşları inceleyin. Zaten orada gramajları olsun, videoları olsun, her şeyleri kenarında var. Ve biz
fırsat sayfasıyız. O yüzden fırsat sitesiyiz daha doğrusu. Ve sürekli indirimli kumaşlar, sürekli her hafta farklı kumaşlar, her gün farklı kumaşlar indirimde oluyor. Siteyi takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve beni takip etmeyi Siz, hocam unutmayın. sizi herkes takip ediyor zaten. Bizde hayranlarınız da var. Öyle mi? Tabii. Kimmiş o? Vardır hocam, elbet vardır. Ya niye gizli hayranım olsun canım? Açık açık olsun. Açık açık. Niye gizli oluyor ki? Ben sevmem öyle gizli saklı işleri ya. Ben de seyrem hocam. Ben bir dikiş sayfasıyım. Niye gizli sayfası? Takipçilerim olsun ki? Bana kaç kişi dedi ki ya Instagram'dan yazıyor. Yazamadık hocam hani cevap vermezsiniz diye. Ya dedim öyle bir şey mümkün mü? Ben size diyorum ki arkadaşlar tüm sorularınızı bana Instagram sayfamdan sorabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musun? Yani ben burada size bir söz veriyorum. Bana sorun oradan cevap alacaksınız diyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne yazarsanız yazın mutlaka cevabı ben orada veriyorum. Çok yoğun oluyorum. Belki bir gün sonra veriyorum, belki 2 gün sonra veriyorum. Ama mutlaka o sorunuzun cevabını alıyorsunuz, emin olun. Neymiş benim Instagram sayfamın adı? Filiz Gökdemir Oo, Uğurcuğum biliyorsun bakıyorum. Bilmez miyim? Teşekkür ederim. Gizli hayranınız bendim hocam. Size Öyle gizli mi? gizli yazıyorum biliyor Niye Uğur bana niye gizli gizli yazıyorsun? Açık açık takip et. Niye gizli gizli hayranım oluyorsun? musun? Buradan her şey beklenir. Bekler hocam ben. Buradan her şey beklenir. Zavallı Çınar Ali, zavallı Aleyna ne diyeyim artık yani. Şimdi altlarını da kıvırıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 santimden. Hemen şöyle bir tık kıvırıyorum. Sonra üst yaka kısmını dikmeye geçeceğiz. Başlamışken şuraları önce bir bitirelim. Yırtmaç yapmak zorunda değilsiniz. Dümdüz hemen dikip altını kıvırabilirsiniz. Yaka kısmı çok basit. Zor olduğunu düşünmeyin. Şimdi yaparken göreceksiniz zaten. Volter yakayı ilk defa sizden duydum hocam. Aa. Gerçekten hiç duymamıştım böyle bir şey. Bayan sen bir Ya belki ben bayan olmadığın için gayet normal yani. sadece bayana özgü bir şey mi hocam bu? Bu yaka. Yani şimdi Uğur da dikişe benimle başladığı için gayet normal diyorum. Ne öğrenirsem onu duyarım hocam. Ben bu zamanlar sizden hiçbir şey Volter diye bir şey Eğitiyorum seni duymadım. Uğurcuğum. Hocam Eğitiyorum. bilgiliyiz. Sizden kaç? Teşekkür ederim. Babam da der zaman ben bir şey Öğrenmek istememişsindir. Yani Burada kendimi mecbur mu hissediyorum yoksa? burada işin çünkü mecbur orada dikilmek zorundasın. 5 yıldır video çekiyoruz Uğur seninle. Yani artık istemesen de o bilgiler giriyor buraya. Hani istemezsen de onlar orada. Yapacak bir şey yok artık yani. Evet, altları tamamladım. Şimdi arkadaşlar koltuk altına geliyorum. Koltuk altına geliyorum şimdi. Bizim şirketimizde bir deli var. Deli ama işte yani çok affedersiniz. O anlamda söylemedim. Sırf ona hakaret olsun diye söylüyorum. Şöyle koltuğu kolunu da şöyle hemen yine bir tık kıvırıyorum ve dikiyorum arkadaşlar tek kat olarak. Ama eğiteceğim, onu da eğiteceğim. Hiç merak etmeyin.
Şöyle dümdüz dikiyorum. Hocam ben de ilk defa duydum holter mi halter mi diye. Şimdi internette ona baktım bulamadım. Sabırsızlıkla sonunu Aa lütfen. bekliyorum. Aslında hepinizin bildiği bir elbise modeli bu. Buradayken bir soru sorayım. Kargo ücreti fiyatını soruyorlar. Şu an hangi firmayla çalışıyoruz? 45,90 kuruş kargo ücreti. Ama belli bir oranda alışveriş yaptığımızda kargo Evet. ücretsiz. Bunların hepsi zaten sitemizin başında yazıyor arkadaşlar. Ya da işte DM'den yazdığınızda hemen arkadaşlar size dönüş yapıyorlar. Arkadaşlar yaz bitmeden bu vuallerimizi kaçırmayalım. Şimdi dikmeyi seneye dikeriz. Gerçekten fiyatı çok uygun. Çok çok uygun. Ve kalitesi çok iyi kumaşların. Biliyorsun. Sitemizden 750 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kargo ücretsiz oluyor. Evet, iki kolu da diktim. Şimdi arkadaşlar, bakın yakalarımı görüyorsunuz. Şöyle bir yarım santim içeri kıvırıp, bir santim içeri kıvırıp şu şekilde bir 3 santim kadar kıvırıyorum. Pardon, şöyle bir santim içeri kıvırıyorum. Mezurayı alabilir miyim Uğur? Koltuk altım 15 santim olacak arkadaşlar. Bakın şuraya kadar. Farklı bir şey yapacaktım. Şimdi dikerken fikrimi değiştirdim. Farklı bir şey yapacağım. Şöyle yarıya kadar kıvırıp buraya getiriyorum arkadaşlar. 15 santime. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyorum. Bak şu şekilde. Yani 7-8 santimlik bir katlama yapıyorum. Hemen iğneliyorum. Güzelce ütüyle yapın arkadaşlar. Hani ben canlı yayında ütü kullanamıyorum ama hemen böyle 2 dakika bir ütünüzü basın. Geçin makinenize rahat rahat dikin. Tabii ütüleseniz de iğne takın. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Kolay gelsin. Makinemle dikiş yapmayı sizin sayenizde öğrendim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi Teşekkür ederim. işler. Çok sağ olun. Tesettürlü olunca çok terleme oluyor. En az terlemeye uygun kumaş ismi önerir Vual misiniz? arkadaşlar. Yani viskon, vual. Bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Medine ipeği, yani krep olup polyester olduğunu düşünmeyin. Gerçekten rahat kullanımlı bir kumaş türü. Ayrobin. Yani en azından hava alıyor bu kumaşlar. Bu elbiseye astar gerekir mi kumaş için? Gerekir. Yani yazlık bir bölgede giydiğinizde belki gerekmeyecek ama normalde gerekir tabii ki. Çünkü vual kumaştır bu. Evet, bakın şöyle katladım. Görüyorsunuz. Yaka açıklığı da küçüldü. Hemen diğer tarafını da yapıyorum. Yine koltuk altından 15 santim kıvırıyorum. 15 santim ölçümü alıyorum. Şöyle. Kumaşları ismen bilmediğim için netten alışveriş yapamıyorum demişler. Arkadaşlar bakın kumaş fırsatı DM hattına yazdığınızda arkadaşlar size her konuda cevap veriyorlar. Ama her konuda emin olabilirsiniz. Bence bir deneyin. Zaten güvenilir marka. Güvenilir bir site. Hani internet ay güvenir miyim falan düşünmeyin. Tamamen güvenilir bir site.
Hocam Rahatlıkla alışveriş kumaşlar hakkında yapabilirsiniz. bilgilendirme videosu hazırlasanız da çok faydalanırız Ama demişler. Reşide'nin Instagram sayfasında var aslında kumaşlarla ilgili videoları. Sizlere kumaşları anlattığı videolar, hangi kumaş ne işe yarar. Biz de çekeriz tabii, çekmeyiz demiyorum. Ama Instagram sayfamızdaki videolara girerseniz, Reels'lara, IGTV videolarımıza, açıkçası var kumaşlarla ilgili anlatım videolarımız var. Ki zaten o videoları da bu sorulardan dolayı ihtiyaç duyulmuştu. Hemen zaten Reşit hemen çekti. Evet. Bakın. Dört tarafını yaptım arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi dikiş göstereceğim. Dikerken önce şuradan bir dikiyorum arkadaşlar. Bir ayak boyu mesafe. Alta önce bir dikiyorum. Görünüyor değil mi o? Ayrı bir ince ve kalın olarak mı oluyor yoksa sabit kalınlık mı? Bizdeki tek. Bence ben çok yerde gördüm ama hep aynıydı. Farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi altına dikiş attım. Şimdi şuraya da yine bir parmak mesafe bırakıp bir dikiş daha atıyorum arkadaşlar. Merhabalar. Elbiseye astlar hangi kumaşlardan olur yakmayan? Vual. Yani yazlık elbiselerin içine vual kumaş kullanacağız arkadaşlar. İpek saten kullanabilirsiniz. İpek astar. Yine bir parmak mesafe bırakın. Çizin arkadaşlar. Yani ben bir parmak diyorum ama siz çizerek yapın. Eğer rahat edemeyecekseniz. Şimdi diğer taraflarını da dikiyorum. Biyelerimi de taktığımda zaten bitmiş olacak. Şimdi biyelerimi dikeceğim. Uğur, şu kırmızı kutularımda çengelli iğne var. Getirir misin tatlım? Sabit çekerken bari onu getir. Ondan. Yani vual kumaş dediğimiz pamuk kumaşlardır arkadaşlar. Yani şu an benim kullandığımda tülbent tarzında kumaşlarımız var ya, onlardan. Ama bu tabii ki tülbentin biraz daha kalın duruşu ve incecik, yumuşacık bir kumaş. Haliyle bunun içine mutlaka astar giymemiz gerekiyor. Astarı da yani kendiliğinden yapmanız şart değil. Kombinezon tarzı şöyle askılı, kalın askılı. Uzun, ne uzunlukta istiyorsanız bir tane iç dikin. Her şeyin içine giyin. Bir siyah dikin, bir beyaz dikin ya da işte bir ten rengi dikin, bir siyah dikin. Her şeyin içine giyin. Hani elbiseyle birlikte o astarı dikmek zorunda değilsiniz. Mesela tesettürlüyseniz uzun bir içlik her şeyin içine giyin. Hani hiç mesela Medine ipeği iç göstermez. Özellikle koyu renkleri. Ama mesela ben istemiyorum hattıma değsin. Hemen o elbiseyi giyin içine. Ama astar diktiğimiz hani kalın oluyor ya, istemiyoruz.
Onu giyin, ince bir kumaştan, vualden olur, ipek astarlardan olur, bir içlik ya da jarseden. İçlik dikin, her şeyin içine giyin. Hatlarınız da göstermez çünkü. Evet, Evet. dikişlerim bitti. Şimdi biyelerimi yapacağım. Biyelerimi de nasıl yapıyorum hemen arkadaşlar. Düzünü tersini bulursam. Ya Uğur, bulamıyorum ben bu kumaşın düzünü. Şey benzer Şöyle. uzak mı canım? Şöyle bakın arkadaşlar. Çok yakınsa birbirlerine. Şuradan içine katlıyorum. Sonra bir bu taraftan, bir bu taraftan katlıyorum ve biye yapıyorum. Şuraya da bir iğne takıyorum. Siz komple iğneleyebilirsiniz de. Çok pratik biye yapan aparatlar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ütüyle de yapabilirsiniz. Ya da direkt böyle katlayıp dikebilirsiniz. Bakın şöyle. Şurayı da içe katladım. İlk biyem hazır. Hemen diğerini de yapıyorum. Ve bitiyor. Hayırlısıyla hocam biter. Hayırlısıyla inşallah Uğurcuğum. Canım benim. Efendim hocam. Seviyorum ben bu Uğur'u ya. Yani. Takılıyorum ama. Hocam kameraya bir daha söyleyeyim bu Seviyorum ben Uğur'u. Çok seviyorum hem de. anı ölümsüzleştir. Canım kardeşim benim o. Bir tane. Teşekkür ederim. Evet. Gerçi söylediğim bütün lafları hak ediyor. Onda hemfikiriz olalım lütfen. Çünkü nereden biliyorum hak ettiğini? Aleyna da bana hak veriyor. Ben neymişim hocam ya? Doğru söylüyorsun. Abla diyor bana. Yani şimdi yalan mı olur? Hak etmişsindir diyor Aleyna, değil mi? Diyorsa doğrudur hocam. Yani tabii ki bir şey diyemezsin ki. Hatunun lafının üstüne laf mı söylenir? Size elbise dikerken ben şu an bol paça pantolon dikiyorum. Oh ne güzel. Önce kim bitirecek bakalım. Sizinki Yarışıyor çok muyuz? yakın. Biraz Yarışıyor hızlanın. muyuz? Bizimki bitti ama. Bitti mi? Evet. Benimki bitmiş. Bizimki bitti. Kim? O zaman kaybeden kazanına hediye göndersin. Bekliyorum. Böyle yarışmak kolay değil yani, değil mi Uğurcuğum? Bence de Madem kameraman yarışıyoruz, hediye mi istiyorum? telefonunuzu elinizden bırakın, acele edin hemen. Hocam merhabalar. Süprem penyeden astar olur mu? Penye ama yapışır. Bazı kumaşlara yapışır penye. Ama olur mu? Olur yani de yapışır. Jarseden yapar. Kadir Hanım şimdiden kaybetmişiz. Geçmiş olsun. Süprem penye değil de bizde sendi kumaşlar var. Jarseler. Neyi sendi hocam? Şeker kız kendi miydi o? Uğur sonra bir de diyorsun ki hocam bana niye laf söylüyor? Ya hak ediyorsun şimdi ben ne diyeyim ben sana?
Bak şurayı dikemedim, yarışı kaybedeceğim senin yüzünden. Hocam o daha yeni başlamış, lütfen. Aa, tamam, hediyemi göndersin Uğur lütfen. Adresimizi ver canım benim. Deniz Evet. Gökdemir Deniz Gökdemir tasarıma hediyenizi bekliyorum lütfen. Çünkü benimki bitti yani. Hocamız bitirdi. Evet. Evet Emrullah'cığım. Emrullah da geldi hocam. Evet Emrullah Emrullah. çok üzüldü hocam bu Emrullah. arada. Neden? Hangi habere? Sevgilisi de ayrıldı hocam. Aa, canım benim ya. Emrullah şirketimizin Tabii. yakışıklısı. 3 günlük sevgilisinden ayrıldı hocam. Şuradan geçiriyorum arkadaşlar bakın. Ya Uğur ya. Çok uzun Sen bir ilişkiydi ne hocam kadar valla. kötü bir arkadaşsın ya. Dalga geçip duruyor. Evet, ne kadar insanların acısıyla dalga geçilir mi Uğur? Senin çocuğu teselli etmen gerekiyor. Bu bir o açtığınız yerden geçirdiniz. Evet. Bakın şöyle. Bağlamalı oluyor değil mi hocam? Evet, bağlamalı. Omuzdan bağlayacağız. İsterseniz bir yerleri birleştirip götürüp sadece arkadan da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben diğer tarafına da takacağım. Yani tek biye yaparsınız. Boydan boya geçirirsiniz. Şurada arkadan bağlarsınız. Şimdiden ellerinize sağlık diyenler olmaya başladı hocam. Teşekkür ederim. Onlar da fark etti ne Eminim ki kadar güzel güzel olduğunu bir şey anladılar. çıktığını. Kumaş bir kere çok güzel. Kumaş çok yakışıyor bu modele. Değil mi Emrullah'cığım? Evet, bunu ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Bana da yakışacağını düşünüyorsun eminim. Bolter yatak mı hocam? Efendim? Bolter yatak. Holter. Bolter. İngilizce konuşuyor Holter. Şekerlerim, neden dalga geçiyorsunuz? Evet, bitti arkadaşlar. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gelsin hediyeler. Evet. Hediyeleri bekliyorum. Merak ediyorum ne çıkacak diye bakayım. Civciv çıkacak halde yok hocam. Ya bu çocuğun esprileri öldürecek bir gün Ya hocam ne yapayım? Reşit abla da yok. beni. Hemen Beraber ön işte. kısmını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ön düşüklüğünü vermiştik. Evet burası. Ay Allah'ım ya. Şimdi hemen geçiriyorum. Resim çekerken şey yapacağız, ütüleyeceğiz. Gerçekten harika olmuş. Teşekkür ederim canım. Holter yaka. Arkadaşlar yorumda bekliyorum. Nasıl olduğunu fikirler hakkında. Şurası çıkmış yalnız orayı tekrar takmam gerekiyor. Hocam şu şekilde güzel oldu. Birisi alttan birisi de yandan bağlısın. Uğur abartmayalım istersen. Hani tek omuzlu oluyor ya. Şimdi oldu. Evet. Evet. Burayı da bağlıyorum. Ve tabii ki yakayı düzeltiyorum arkadaşlar. Burayı çok bağlamışım. Hocam evet tek omuz elbise de olur demişler. Tabii ki isterlerse yapsınlar. Yapın hocam diyorlar. Şunun için bahsetmiyoruz. Farklı bir modelde. Yan. Tamam. İnşallah. Evet. Bakayım. Harika. Şahane oldu hocam. Ellerinize sağlık. Yırtmaçlarım da burada arkadaşlar. Birazdan ütüleyeceğim. Giyeceğim hatta. Öyle resimler çekeceğiz. Benim üzerimde de göreceksiniz. Bence gerçekten de çok, ama bu çok ince. Nasıl giyeceğim ben bunu Uğurcuğum? Astarla olması lazım değil Nasıl, mi? astar nereden bulacağız Uğurcuğum? Hocam elbisenin üstüne giyin o da astar gibi. Peki canım, öyle yaparım. Arkadaşlar, bu hafta Cuma günü yazdık askılı, kalın biraz askılı bir elbise yaptık. Böyle muhteşem bir renk, muhteşem güzellikte bir elbise oldu. Su yollu bir kumaş kullandık. Yine vuayl kullandık. Vuayl kumaşlarımız indirimde 50, 60, 70 lira fiyatları var. Hem
Hep de 99'u küsuratlı. Kaçırmayın diyorum. Haftaya çok daha güzelini dikeceğiz inşallah. Hep İnşallah beraber canım. haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.